Bakayım. Herkese iyi akşamlar. Bugün Yiğit hocamız bizim konuğumuz. Yani bugün diyoruz ama her zaman olsun isteriz. Her zaman bizim konuğumuz olsun. Konuğumuz değil, ev sahibi olsun zaten. Gelsin bize sunumlar yapsın istiyoruz. Bugün bize psikoterapinin kültürel evrimini anlatacaktı, değil mi? Psikoterapi kültürü yazmışsınız ama... Evrim birazcık karmaşık olabilir diye düşündüm bu dönemden. Ona ikinci adımda gireceğim. Öncelikle kültür olarak tanımlanması gerektiğini düşündüm çünkü. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Her katılımcılara teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sunumla Yiğit Hoca karşınızda. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle burada psikoterapist arkadaşlarımız var mı bilmesem de bu konuda herkesin bir fikri olduğunu düşünüyorum. Özellikle psikoterapi kavramı terapi haliyle çok yaygın bir şekilde biliniyor. Fakat bu kavram nasıl bize geldi, nasıl işliyor, nasıl hayatımızın bir parçası oldu soruları açıkçası benim de çok merakım olduğu için ve çoğu insanda bunun da tam anlaşılmadığını gördüğüm için bu konuyu araştırmaya karar verdim. Şimdi psikoterapi özünde bir kültürdür. Çünkü kültür olmasının sebebi şu ki kimse tam bir zamanda ya da bir spesifik bir anda bir grup olarak bu işi bulmamıştır. Sürekli artarak, sürekli gelişerek, sürekli değişerek bugüne kadar gelmiş olan ve şu an uygulayan kişilerin bile ucundan kıyısından günceli yakaladığı ama bütün haliyle görmekte zorlandığı bir kültür öğesidir. Ve bunun incelemesi için de öncelikle kültür kısmına odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda Ulaş Hocam benden daha uzman elbette sosyal psikolog olduğu için. Ben sadece ağırlıklı olarak psikoterapi kısmının insan kültüründen etkilenmesiyle açılışı yapacağım. Şimdi şöyle ki kültür özünde insanların çevresindeki bilgileri ve çevresindeki o ait olduğu gruplar, ait hissettiği, kendini tanımladığı gruplar üzerinden bir bilgi akış oluşturduğu bir sistemdir. Hayatta kalmasını, ihtiyaçlarını karşılamasını ve çözüm üretecek stratejilerini belirleyen bir süreçtir. Bunun psikoterapi üzerindeki etkisi de şudur ki her toplumun, her kültürün kendince bir senaryolaştırılmış bir gerçeklik algısı vardır. Ve bunlar aracılığıyla normalleri ve anormallik kavramlarını belirlerler. Şunun gibi düşünebilirsiniz. Bazı kültürler daha dışa dönük, göz göze bakmayı normal karşılarken bambaşka bir toplumda, başka bir kültürde göz göze bakmak bir ayıp, bir saçmalık olarak gözükebilir. Bir anormalite olarak gözükebilir. Ama Amerika'ya gittiğinizde bunu herkes bekliyor. Şimdi bu kavramlar bizim psikoterapide ilgilendiğimiz insanlar için de çok önemli. Çünkü aslında beklenen şey insanların toplumdan çıktığı, o normalden kaydığı noktaları bulmaktadır. Bu yüzden de her kültürün kendince bir hastalık, problem, sorun kavramı var. Bizim kültürümüzde de var, Amerikan kültüründe de var, Avrupa kültürlerinde de var, Asya kültürlerinde de var. Şimdi burada bir soru var. Eğer ki kültür olarak her bir öğe bizim kendi anormal ve normal kavramlarımıza göre oluşuyorsa, bizim bu psikoterapi dediğimiz kavram kime ait? Kim belirliyor bizim normalimizi, anormallerimizi? İşte bu noktada takip etmek zorunda olduğumuz ya da takip etmenin en faydalı olacağı kültürel öğe aslında temel olarak Batı'nın ürettiği o psikoterapi kavramlarından başlıyor. Eğer bugün bilen varsa aranızda psikanaliz çoğumuz duymuşuzdur Sigmund Freud üzerinden. Mesela oppidal kompleks kavramı aslında bir tiyatro oyunundan gelmekte. Bu kavramların isimleri verilirken psikoterapi dediğimiz kavram da aslında bu Helenistik dönem Yunan kültüründen gelmekte. O yüzden bunları inceliyor olacağız. Şimdi bunları incelemek için ama bunu bir kültürel öğe olarak aldık. Fakat bir kültürel öğe olarak sabit kalmıyor. Bu bir kültürel evrim sürecinden geçiyor. Bu sürecin prensiplerine göre bir buluş tam anlamıyla kaybolmuyor. Yani tabii ki yok olmadığı sürece ve kayda geçirildiği sürece bir şekilde toplumun içerisinde bir bilgi olarak duruyorlar. Ve zamanla bıraktıkları miraslar modifiye ediliyor, dönemin şartlarına göre olgunlaşıyor. Burada gördüğümüz bu alete ratchet ismini vermişler. Gördüğünüz gibi çarklar dönüyor ama sürekli tekrardan kendi haline dönmekle bitirdiği bir süreci var. Bir kültürel pratik
bu teoriye göre asla tam anlamıyla kaybolmuyor ve geleceğe taşınıyor olarak varsayılıyor. Fakat bunun üstünde şöyle eklemeler de yapılmış. İnsan kültürünün diğer kültürlerden ayrıldığı noktayı anlamak için bir kültürel pratiği bir toplum tarafından önce yeniden keşfedecek kişinin tek başına bir modifiye etmesi gerekiyor. Bir yenilik getirmesi gerekiyor. Bu yeniliği insanlara aktarması gerekiyor. Ve insanların bunu etkili bir yöntem olarak değerlendirip kültürlerine kalıcı bir şekilde yerleştirmesi gerekiyor. O yüzden ben de bu araştırmada, en azından bu sunumda, daha çok etkili olan kısımlara, tarihte etkisiyle kalmış, yayılmış ve üstüne güncellemeler getirilmiş halleriyle inceliyor olacağım. Bunu incelemek için de psikoterapiyi öncelikle ikiye bölmemiz gerekiyor. İki ayrı gelişen, zamanla gelişen kültürün bir birleşimini temsil eden psikoterapi. Öncelikle felsefeden beslenen psike kavramı, ki bugün bir sürü isim de anıyoruz bu psikeyi, ama bunun ardında çok büyük bir köken var aslında. Çokça kez anlamı değişmiş, çokça kez farklı farklı anlamlarla yenilenmiş bir kültür. Bunun yanında sağlık ve tıp kültüründen doğan terapiya kavramları geliyor. Şimdi bunları incelemeye aldığımızda öncelikle psikeden başlıyoruz. Antik Yunanca'da psike, psiko denilen bir isimle geliyor. Hayatı canlandıran bir nefes anlamına geldiği düşünülüyor. Bunun ilk ismini veren ya da bizim ulaşabildiğimiz ilk kaynak Homer'ın İlyada destanında geçiyor. Burada hikayede şu: İlyada destanını bilenleriniz varsa, genel bir Truva savaşı oluyor. Tanrıların seçtiği kahramanlar, bu insanlar dövüşmeye başlıyor. Bunlar kendi aralarında büyük bir dramatik savaş veriyorlar. Bazıları ölüyor, bazıları yaşıyor. Ve kitabın içinde sürekli olarak bu psikenin kaybolmasından bir korku duyulduğu gözleniyor. Fakat Homer'ın psikesinde şöyle bir tıkanıklık var. Vücudunuz nefes alma, hareket etme aracılığıyla sizin o ruhani yönünüzü besliyor. Sürekli o hayat enerjinizi veriyor. Şu an yaptığım kol hareketleri, nefes alışverişim şu an benim ruhuma enerji katıyor. Ama öldüğünüz noktada bedeninizden soyutlanıyorsunuz. Şuradaki görülen beyefendinin, yani Hades'in diyarına gidiyorsunuz ama vücudunuz olmadan. Bu yüzden de ruhunuz sonsuz bir lanetlik altında kaybolmaya mahkum oluyor, eğer tanrılar tarafından seçilmediyseniz. Bu zamanla Aristo tarafından değiştirilen bir inanç. Aristo bunu reddetmek istiyor çünkü bu o kadar karmaşık ve kaotik bir durum ki bunu istemiyorlar nihilist olduğu için ve ölümle, yani ruhla beden arasındaki o bağlantıyı biraz daha birleştirme kararı alıyorlar. Birbirinden ayrı yaşayamayan bir kavrama dönüştürüyor Aristo zamanında. Fakat bu bambaşka bir kültürel evrimin adımı olduğu için ondan ziyade bugün psikoterapide asıl incelediğimiz, yani insan ruhu ya da insanın ruhsal boyutundan ziyade aklı olan kavrama gitmemiz gerekiyor. Bunun için de bu beyefendiye ulaşıyoruz. Heraklitos'un psikesi adı altında bir kavram. Bu beyefendi logos diye bir kavram ortaya atıyor. Yani psikenin altında kendini algılayan bir katman var. Logos katmanı. Ki psikolojinin de temeli olan ve diğer bütün lojilerin de temeli olan logos buradan da geldiği düşünülüyor. Bu logos temel olarak bizim algılamamızı, kelimeleri, cümleleri, dünyayı algıladığımız ve oturttuğumuz yeri temsil ediyor. Bunun eksikliğinde söylediği bir söz çok önemli. Eğer ki bunlar olmadan yaşarsanız bir barbara dönüşürsünüz. Barbarlar gibi sadece duyularınıza mahkum olan insanlara dönersiniz. Bunu nasıl açıklıyoruz? Bir barbar, onların döneminde Yunanca bilmeyen herkestir barbar bu arada. Eğer ki iki Yunanlı arasındaki konuşmayı duyuyorsa hiçbir şey anlamıyor. Başını sallıyor, yapıyor. Ama aradaki o cümlelerin anlamı, bütünlüğü hiçbiri olmuyor. Heraklitos'a göre logos olmadığında bir insanın düştüğü durum temel olarak budur. İnsanlar konuşuyor ama benim algılayabileceğim bir şey yok. O yüzden zihnin düşünebilen, cevaplayabilen ve üretebilen tarafını temsil eder. Şimdi burada en sevdiğim resimlerden biri olan bu antik Yunan felsefesinin getirdiği Atina okulu resmini de göstermek istedim. Çünkü bu resmi bundan aldım. Buradaki beyefendiler Aristo,
Aristo olması lazım de Plato olması lazım. Sokrat pardon. Burada da Heraklitos buldum. Bu kişiler aynı zamanda bütün bu felsefe dünyasının içinde var olmuş ve sesini geçirip kültüre aktarabilmiş insanlar. Ki bu resim zaten yüzlerce yıl sonra oluşan bir resimdir kendi içinde. Ama fikirleri daha sonra tartışmalar aracılığıyla taşınmıştır. Bununla beraber felsefe tarafından çıktığımızda, çünkü psike kavramı felsefecilere odaklandı, terapiye kavramına geliyoruz. Terapiye kavramında etimolojik olarak araştırdığınızda 3 tane anlam kökü bulabiliyorsunuz. Bir tanesi hizmet sunmaktan, diğeri bir kişiyle ilgilenmekten ve iyileştirmekten geliyor. Çoğu kişi şu anki haliyle, yani iyileşme haliyle biliyor ama şöyle bir ilginç bir kökeni var aslında bu ilgilenme kavramının. İlgilenme kökü Asklepios tapınağına kadar gidiyor. Ve bu Asklepios tapınağında zamanında adada, bir adacıkta bir tane sağlık tanrısına inanıyorlarmış. Asklepios'a. O da Hermes'in oğlu gibi bir şeymiş. Tam hatırlayamadım şimdi ama. Şimdi bu kişiler tapınağa gelen insanlara yardım etmek için onlara teşhis koyuyor, inceliyorlar. Ve onlara uygun bir tedavi formatı yaratıyorlarmış. Tapınağın içinde bu tanrıyla konuşmak olabilir, dinlenmek olabilir, belirli fiziksel aktiviteler yapmak olabilir, beslenme sistemlerini değiştirmek olabilir, bazen de cerrahi müdahaleler olabilir, nadir de olsa. Şimdi bu Asklepios tapınağı neden bu kadar önemli? Bunlar aralarında çok ünlü bir hekim yetiştirmişler. İlk tarihin hekimi olarak bilinen Hipokrat'tan başlıyor bunların efsanesi. Hipokrat bu tapınakta doğan bir hekim, aynı zamanda bir rahip. Ve kendi yazdıkları kitaplar aracılığıyla bu yaklaşımı daha da bir sistematize etmeyi başarmış bir noktada. Buna göre mantık ilkelerinde bir problemin tedavisi için önce bir teşhis gerekiyor. Tıbbi bir anlam, üretim, mantıksal bir çözüm gerekiyor ve buna uygun bir tedavi yöntemiyle destek olunması gerekiyor. Bu tedavi uygulandığında ise iyileşmenin olacağı beklenmekte. Burada resimde de görebileceğiniz gibi insanlar farklı farklı yaklaşımları sunmaya çalışsa da Hipokrat kendi bulduğu ve mantık zeminine dayandırdığı yaklaşımlarla çözümler bulmaya gayret ediyor. Bunun aynı zamanda rasyonel terapi adı altında algılanabileceğini düşünüyorum. Çünkü diğer terapi türlerinin de iyileştirme amacı var ama Hipokrat'ın tekniği rasyonel bir temele dayanıyor. Bunun içinde ruh sağlığı için ürettiği dörtlü vücut dengesi teorisinden gidebiliyoruz. Vücut sıvıları teorisinden gidebiliyoruz. Bu teoriye göre, Hipokrat'ın attığı zamandaki teoriye göre, insanların ruhsal yaşadığı problemler, yoğun duygular, yoğun üzüntüler, depresyonlar, şunlar bunlar hepsi vücutlarındaki belirli sıvıların fazla ya da az olmasından kaynaklanıyor. Ki bu düşünce yapısı hala daha günümüzde bazı kültürlerde çok popülerdir. Hatta bu hacamat dediğimiz sistem, sırta işte bardak koymalar, kan kesip vücut dengesini sağlamalar, sülük yapıştırıp vücudundan kanı almalar aslında bu yaklaşımından baz alınarak gelen bir sistemdir. Sonrasında da çok değişmiştir. Fakat buradaki kritik nokta şu ki insan ruh sağlığını belirlerken rasyonel terapistler o zamanlarda Hipokrat'ın öğretilerini alarak İyice fizik ağırlıklı, beden ağırlıklı, bedenin yapısı ağırlıklı bir açıklama sistemine geçmeye başlamışlar. Ondan önce antik Yunan devletlerinde psikolojik müdahaleler yapılıyormuş. Hani bir ölçüde insanlarla konuşarak tedavilerini sağlanabileceği, logoslarıyla iletişim kurularak mantıklarının değiştirilebileceği görüşü varmış. Ama bu görüş zamanla yerini bir hekimin tamamıyla beden aracılığıyla bu sistemleri çözmeye aradığı bir yola dönüşmüş. Şimdi buradaki rasyonel terapinin köken olarak baktığınızda aynı zamanda bir de Batı tıbbının sembolik anlamında ve etik olarak da kökeninde var olduğu gözüküyor. Şu soldaki sembolü gördüyseniz çok fazla kullanılan bir semboldür. Aslında bu Hermes'in kullandığı, yani Asklepios'un babasının, baba tanrısının kullandığı bir asa. Ama genellikle tıp için kullanılan ya da eskiden kullanılan sembol şuymuş. Yani yılanlı bir asa. Bu tapınağın kökeninden gelir. Bazı tıp enstitülerinde veya okullarında bulabileceğiniz bir semboldür. Şimdi bunun yanında bir de etik olarak da
Hipokrat'ın getirdiği bir köken var. Çünkü bugün de dahil olmak üzere her mezun olan hekim aynı zamanda bir Hipokrat yemini etmekle yükümlü. Tabii bugünkü hali biraz daha geliştirilmiş diye biliyorum. Orijinal halinde öncelikle tanrılara yemin ederek başlıyorsunuz. Ondan sonrasında da ailenizin, bu Hipokrat'ın ailesinin, o size öğreten ailenin sağlığını ve yaşamını koruyacağını yemin ettiğiniz özel bir tören yapıyorsunuz. Bu ailenin içindekilere yapılmayan bir tören. Buradaki açıklama da şu ki, Hipokrat'ın bugün bu kadar popüler olmasındaki başta sebeplerden birisi, genetik aktarım dışında kültürel aktarımı öğreterek de yaymaya başlaması olarak değerlendiriliyor. Çünkü o sadece o dönemdeki tek hekim değildi, tek terapi bilen kişi değildi belki ama ilk defa bir etik standart belirleyerek aynı zamanda başkalarına öğreterek bu sistemi devam ettirmesi onun fikrini ve onun rasyonel terapisini günümüze kadar gelebilecek kadar sağlam bir yapıya koymuş. Sonrasında bunun takipçileri veya daha sonrasında gelen insanlardan özellikle bir 400-500 sene sonra Roma'da Galen onun fikirlerini alıp defalarca üstüne katarak yeni modifikasyonlar yaparak adaptasyonlar yaparak kitaplar yazmıştır. Hatta bu konuda bazen abartarak ustasına 2500 tane gönderme yaptı da söyleniyor. Yani yazdıkları her şey aslında Hipokrat'ı bildiğimiz çoğu şey aslında Galen'in yazılarından gelmekte. Ve onun iyileştirme kültürü Roma'nın da hegemonyasıyla beraber bütün Avrupa'da güçlü bir altyapıya sahip oluyor. Fakat tabii bu Roma İmparatorluğu bildiğimiz gibi çok uzun süre varlığını sürdüremiyor. Ve Hristiyanlığın çıkışından sonra büyük bir değişim geçiriyor. Bölünme ve parçalanma geçiriyor. Bu Hristiyanlık döneminde tek değişen şey terapi olmuyor elbette. Aynı zamanda psike kavramı da değişmek zorunda bırakılıyor. Bu kavram içinde psike, bahsettiğimiz o logos yapısı iyice geri plana atılıyor. Mantıklı düşünme ve sistem tarafı iyice geri plana atılıyor. Aristo'nun getirdiği o ruhla bedenin birleşme kavramı daha da ileri taşınarak ölümsüz bir ruh üzerinden değerlendirilmeye başlanıyor. Yani bizim psikemiz ölümsüzdür, Tanrı bizi korumaktadır ve sonsuzluğa gitmektedir. Bununla beraber biz bu yüzden de vücudumuza ya da başka bir şeye dokunamayız. Herhangi bir şey yapamayız çünkü ölümsüz ruhun o kutsallığı en üst tepededir. Biz ona dokunduğumuz zaman bir nevi o dönemin düşünürlerine göre ölümsüz ruh kavramını basitleştirmiş oluyoruz. O yüzden zamanla psike kavramları özellikle daha çok Hristiyan din adamlarının tekeline geçmiştir. Aynı zamanda bu Orta Doğu'daki Müslümanların da veyahut İsrailli Yahudilerin de eline geçtiği söylenir. Şimdi bu kavramlar olurken terapi kültürü yani tedavi kültürü kendini bir şekilde saklamayı başarıyor. Ama özündeki kökenlerden biraz kopmak zorunda kalıyor. Çünkü dönemin inançlarına göre adapte olmak zorundalar ve dini sistemlerin dışında antik Yunan'dan gelen sistemleri kabul etmek çok zor. Fakat 11. yüzyıla kadar giden süreçte bir şekilde saklamaya çalışıyorlar. Ama 11. yüzyılda İslami yükseliş, altın çağını yaşayan İslam devletlerinin özellikle gelen bu terapi kavramlarının, tıp kavramlarının, Galen'in, Hipokrat'ın getirdiği o tıbbi kökenleri kullanışını ve faydalı oluşunu görünce üniversitelerini entegre etmeye başlıyorlar. Bir saniye. Bu arada koptu mu duyabiliyor musunuz? Emin olamadım. Duyuyoruz. Duyuyoruz. Evet, evet rahat duyuyoruz ya çok akıcı gittiği için hani hiçbir müdahalede bulunmuyoruz. Tamam ben de bir an çok aklımda emin olamadım. Çok akıcı gidiyor bir sıkıntı yok. Tamam. Evet gerçekten öyle. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Sorunuz olursa sorabilirsiniz. Aralarda aklınıza takılan olursa cevaplamaya çalışırım. Sonda da zaten biraz süremiz kalır diye düşünüyorum. Şimdi devam ediyorum o zaman. 11. yüzyılda bir anda bir değişim oluyor. Avrupa'da bu faydalılığı görünce zaten bu Haçlı seferleriyle de entegre olan bir dönem 11. yüzyıl. Bakıyorlar Orta Çağ'daki o alimler İslami alimler antik Yunan felsefesini özümsemeye başlamış. Diyorlar biz bunu neden kendi sistemimize katmayalım. O yüzden papalığın izniyle birkaç tane yerde üniversite diploması vermeye başlıyorlar. Kendi üniversite sistemlerine bir ünvan atamasıyla felsefe okunabilme hakkı veriliyor. Zaten buradaki doktor kavramı, hekimlerin bugün tanımlandığı doktor kavramı aslında özünde PhD kavramından geliyor. Philosophy of Doctorate. Neden filosofi?
Çünkü antik Yunan felsefesinin o düşünürlerinin bıraktığı o mirası okuma hakkı verilen insanlar bunlar. Sadece tıp için de değil, aynı zamanda hukuk, teoloji gibi alanlarda da antik Yunan felsefesini okumaya hakkına sahip olan insanlar. Önce filozofi doktorası oluyorlar, sonra buna eğitme hakkına kavuşuyorlar. Yunanca da eğitme anlamına geliyor doktorada. Şimdi bu kavramlar dinle inanç sistemine adapte olmuş bir terapi sistemini gösteriyor bize. Yani insanlar rasyonel terapi pratiklerini yapmak istiyorlar ama güncel şartlara ve güncel ihtiyaçlara adapte etmişler. Dini sistemleri entegre etmişler. Sonsuz ruh, kutsal ruh, ölmeyen ruhla beraber o terapiyi gerçekleştirmeye başlamışlar. Psike ayrı bir zeminde kalmış ama rasyonel terapi ruha dokunmadan ince ince işleyerek devam etmiş. Fakat bunun tabii ki çok sınırlı olduğu bir yan da var. Çünkü bedene dokunmak hala da yasak. Bu ne zaman bozuluyor? Açıkçası bu çok uzun bir süre çatışmalar ve tartışmalar doğuran bir konu. Sadece Descartes'e bağlayamayız. Burada bahsettiğimiz cogito ergo sum, düşünüyorum öyleyse varım cümlesinden önce de bir 100 senelik tarihi var. Ama Descartes'ten önce 50 sene önce ruhu tamamen konuşmak yasaklandığı bir karar çıkıyor. Laterian Konsili diye bir sistem toplanıyor. Orada ruh hakkında araştırmalar yapmak, kavramlar oturtmak günah gibi değerlendirilirken 50-60 sene sonra Descartes'in bu sözü bütün o Avrupa'nın inanç sistemini, çalışma ve araştırma kültürünü değiştiriyor. Şimdi bu cümle benim eskiden çok farklı algıladığım bir cümleydi ama araştırdıkça aslında ne anlama geldiğini, neden söylendiğini daha iyi anlamaya başladım. Descartes 30 yıl savaşlarını doğmuş, aslında çok dini bütün bir insan. Kendisi Hristiyanlık inancına sıkı sıkıya bağlı. Bununla beraber düşünüyorum öyleyse varım diyerek şu noktaya parmak basıyor. Biz aklımızla ne kadar sorgularsak sorgulayalım, ne kadar gerçekliği reddedersek reddedelim, biz bedenin ve ruhun o kutsallığını bozamayız. Ben sadece düşünerek kendimi yok edemem. Demek ki düşünerek var olabilen bir insanım, varlığımı kanıtlayabilen bir insanım ama yokluğumu yapamam. Bu yüzden de beden ve zihin dualizmi denilen bir kavram, ikililiği kavramları ortaya çıkmaya başlıyor Descartes'in düşüncesi üzerinden. Ve beden ve zihni ruhtan ayırıyor. Öncesinde ruh hepsini yöneten ve yönlendiren, şekillendiren bir yapıdayken artık beden ve zihni ruhtan ayrı düşünebiliriz de ortaya atmaya başlıyorlar. Bu hipoteze göre, dualizme göre bedenin gözlemleri, fiziksel tepkiler, fiziksel gözlemler beynimize iletiliyor. Orada akıl yoluyla işleniyor, sistemleştiriliyor. Oradan sonra bütün bu toplanan veriler hipofiz bezi aracılığıyla da ruhumuza geçiyor. Bu sayede orada şurada belirtilen ruha giden yol hala kutsallığını koruyor. Ve demek ki şunların kalanı tamamen incelenebilir bir hale geliyor. Şimdi bu konuda benim çok sevdiğim bir tablo var. Aslında dönemin değişimini de ifade ediyor. Descartes'in gelişinden 30-40 sene kadar önce Rembrandt van Rijn'in anatomi dersi tablosu. Burada görebileceğiniz çok önemli bir nokta şu ki tıp tarihinde buradaki öğrenciler inanılmaz büyük bir dikkatle inceliyorlar ve farkındalıkla bakıyorlar. Çünkü bu dönemlerde normalde anatomi araştırmaları yapmak bedenin o kutsallığına dokunduğu için yasaklanmış. Çok nadiren izin verilen bir şey. Çok nadiren incelemeye alınabileceğim bir şey. Ama Descartes'in bu felsefi olarak yarattığı bir adaptasyon sonucu insanlar daha da fazla inceleyebileceklerini, bedeni araştırabileceklerini, anatomisini gözlemleyebileceklerini düşünüyorlar. Ve bu yolculuk zamanla şuna da evrilmeye başlıyor. Beden üzerine yapılan çalışmalar büyük bir popülerlik kazanıyor. Ve bu popülerliğin en büyük örneklerinden birisi de zamanla ortaya çıkan Louis Pasteur mikrop teorisiyle iyice yükselmeye başlıyor. Çünkü 1600'lerden 1800-1900'lere kadar tıpta ince ince artık alt alanlar bulunmaya başlıyor. Mikrobiyolojiler, genetik araştırmalar, şunlar bunlar hepsi alt alta çıkarken bu işi en çok hızlandıran kişilerden birisi de Louis Pasteur'un mikrop teorisi oluyor. Burada neyi keşfediyorlar? İnsanların vücudunda gizli bir hastalık olabilir, fark edilmemiş biyolojik bir katman olabilir ve biz bunu bulmalıyız, biz bunu keşfetmeliyiz. Biz bunu bulursak, biz bunu keşfedersek çok para kazanacağız, çok başarılı olacağız. Bizim yaptığımız iş gerçekten bize hem popülerlik hem de pratik anlamında çok fazla para kazandırma, genetik kazandırmışlar sağlayacaktır şeklinde düşünülüyor.
Fakat bu olurken insanlar aynı zamanda biraz psikolojik tarafı reddetmeye başlıyorlar. Çünkü madem biyolojik tarafımız var, madem bedenimizin altında gizli mikroplar, gizli katmanlar var, biz neden psikolojik kavramlara bakalım ki? Gerçek olanda kalalım, gerçek olanda sınırlı kalalım. Bu nokta aslında Pasteur'dan seneler önce bozulan bir duruma bağlanıyor. Bu durumda çok ünlü bir araştırmadan geliyor. Tarihteki ilk psikolojik araştırmalardan, psikolojik laboratuvar araştırmalarından biri olan Franz Mesmer'in yaptığı çalışmalar üzerine bir araştırma. Mesmer 1766 yılında bulunan Fransız bir doktor. Dönemin şartlarına göre çok güzel de bir biyolojik açıklama getiriyor. Yaşanan psikolojik sorunlara, huzursuzluklara, karmaşalara hem Hipokrat'a uygun, hem Pasteur'a uygun, hem de bütün bedensel biyolojik yaklaşımlara uygun bir açıklama getiriyor. Ve diyor ki insan vücudunda bazı bir sıvılar vardır, manyetik sıvılar vardır ve biz bu sıvıları kontrol ederek insanları iyileştirebiliriz. Tamam. Bunu nasıl yapacağız? Hayvanı magnetik çubuklar yaklaştıracağız ve insanları bu şekilde çözeceğiz. Ve buna da hayvan magnetizması denilen bir yöntem olarak söylüyor. Şimdi bu yöntem tabii o zamanın Fransa'sında inanılmaz derecede bir popülerlik kazanıyor. Zaten dönemin kültürüne de çok uygun, beklentisine de çok uygun, terapi yaklaşımlarına çok uygun. Fakat bu insanların dikkatini çekiyor. Neden bu adam bu kadar popüler ve gerçekten yaptığı çalışma yarıyor mu? Kadar başarılı olmaya değiyor. Bunun için de bir kraliyet komisyonu topluyorlar. Bu komisyonun başına da enteresan bir şekilde o dönem orada bulunan Benjamin Franklin'i başa geçiriyorlar. Enteresan bir deney düzeneği hazırlıyorlar ve kontrol deneyi yapıyorlar. Kontrol deneyinin anlamı şudur. İnsanlar tedavi olurken iki gruba ayrılıyorlar. Birinci gruba gerçekten tedavi yapan manyetik objeyi verecekler. Ama ikinci gruba tedavi amacı olmayan, manyetik olmayan objeler veriyorlar. Fakat bunu gizliyorlar. Yani insanlara söylemiyorlar. Size manyetik obje vereceğiz, sizi tedavi edeceğiz diyorlar. İki grup da buna inanıyor. Sonrasında da sonuç olarak iki grup arasında bir fark olmadığı keşfediliyor. Yani insanlar manyetik olsa da olmasa da bu çubuklar birleşiyorlar. Ve bu etki zaten zamanla plasebo adı verilen etkinin de kökeni oluyor. Şimdi bu araştırmayla çok enteresan bir sonuç var. O da şu ki Mesmer'in adı oldukça kötüye çıkıyor. Ve hani gerçekten o dönem bir şarlatan olarak adlandırılıyor. Fakat bunun ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kişinin yaptığı, inandığı sistem gerçekten çalışıyordu. Ve yaptığına inandığı bir şeydi. O da bence bilmiyor. Ve sonrasında yaptığı şeyler zamanlı hipnoz teknikleri adı altında devam eden bir kültüre de sebep oluyor. Ve bunların da aslında yapan kişinin inandığı sürece çalışabileceği düşünülmekte. Fakat diğer yandan bu hipnoz kökeni olan Mesmer oldukça büyük bir korku yaratıyor. İnsanlar önerilerle, tavsiyelerle değişebiliyor. Hayali, gerçek olmayan, imajiner kısımlarla değişebiliyor. Bundan dolayı o dönemin Avrupa'sında 1700-1800'lerde özellikle bu tarz bir durumun tekrarlanmaması için yaşanan büyük bir korku haline geçiliyor. Bu da insanların aslında biyolojik olarak yaklaşımları açıklama, daha bilimsel bir kavramla açıklama ihtiyacını arttırıyor, körüklüyor diyebiliriz. Fakat bu kültür kendini bırakmıyor tabii ki. O dönemin felsefecileri, hekimleri bunları sorgulamaya devam ediyor. İnsanlar çözmek istiyor. Nasıl daha efektif, nasıl daha yardımcı olabilecek, insanlara ulaşabilecek bir tedavi yöntemi bulabiliriz? Nasıl insan ruhunu algılayabiliriz şeklinde kavramları tartışıyorlar. Ve zamanla psikoterapi kavramı birleştirilebilir bir noktaya geliyor. Ama bunun için 19. yüzyılın sonlarına gelmemiz gerekiyor. Yani bu Mesmer olayından 100 sene sonraya ve Pasteur'dan 50 sene sonraya kadar gitmemiz gerekiyor. Şimdi bu süreç açıkçası çoğu insanın bildiği genellikle Freud'dur bu işin babası, her şeyi kurmuştur şeklinde bir algıyla karşılanıyor. Her ne kadar kendisi çok büyük katkıları olan ve alternatif bir modifikasyonu olsa da ilk olmadığını kanıtlayan çok fazla bulgu mevcut. İlk defa bu kavramı ortaya atan kişi aslında Daniel Hektuke adı verilen bir beyefendi. O zamanlarda Elianis denilen psikiyatrinin aslında ataları olan bir hekim grubundan geliyor. Kendisi aynı zamanda 1830'larda dedesinin ortaya attığı moral terapi yani ahlaki yaklaşımlarla
psikiyatrik hastalıklara yaklaşalım kavramını taşıyan adamın torunu. Yani burada gördüğü şeyleri alıyor, birleştiriyor ve insanlara iyi davranarak, insanlara yardımcı olarak onların aslında tedaviye ulaşabileceği fikrine kapılıyor ve bu yüzden de bir kitap yazıyor. Fakat bu kitabı evrimsel açıdan baktığımızda, kültürel olarak baktığımızda kalıcı olmuyor. Çünkü kendisi bu kavramı yaymayı başaramadığı gibi aynı zamanda bunu çok da kullanmamayı tercih ediyor. Fakat ondan etkilenen çok ciddi bir isim var. Hippolyte Bernheim diye bir beyefendi. Şurada gördüğünüz kitap da zaten kendisine ait. Ve bu kitapta 1891 yılında ilk defa terapiyi ent olarak ayırarak, hipnotizma ve öneriler kavramlarından ayırarak farklı bir alanda inceleyebileceğimiz, daha tıbbi, daha tedavi amaçlı inceleyebileceğimiz bir yapıyı taşıyor. Ve bu kitaplar aracılığıyla aslında o dönem yükselen o hipnoz korkusunun insanlarda oluşan, bu hipnozcular bizim için tehlike mi, acaba bizim için zararlı mı korkularının olduğu bir dönemde psikoterapi kavramıyla bunu ayrı bir yere taşımaya gayret ediyor. Bununla beraber şimdi Sigmund Freud örneğine gelmeden önce şunu da belirtmek isterim. Sigmund Freud da kendisi bundan 5 sene sonra bir kitap yazacak. Ama şurada gördüğünüz gibi Sigmund Freud ismi bu kitabı ilk çevirenlerden birisi. Fransızcadan Almanca'ya çeviren kişi Sigmund Freud. Yani psikoterapi kavramını zaten okumaya başlamış, incelemeye başlamış, bu fikrin yükselişine şahit olmuş birisi. Ve o dönemde kendisine eğiten hocası Beauer aracılığıyla da çok önemli bir vakaya şahit oluyor. Bugün tarihe geçen bir vaka olan Anna O vakası. Anna O vakası da şu şekildedir. Bir kişi, bu bir hanımefendi, hastaneye yatırılmış halde çok şiddetli nevroz semptomları gösteriyor. Hipnoza girmiş gibi kendinden geçiyor. Sürekli olarak sessiz kalıyor, konuşmak istemiyor, üzgün geziyor. Fakat Beauer bununla konuşurken, o hipnoz modunda konuşurken bu şahısla şunu fark ediyor. Eğer ki konuları geçmişine odaklarsak, geçmişte kaldığı tıkandığı anıya odaklarsak bu kişi konuşmayı arttırıyor. Daha da fazla konuşuyor, daha da fazla konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor derken Sigmund Freud ile Beauer, bunu okuyan Sigmund Freud şu kanıya varıyor. İnsanların bilinçaltında tıkanan bir yapı var. Biz o bilinçaltını ortaya açar, konuşturur, konuşturur, konuşturursak o kişi bunu düzeltecek ve tedaviye ulaşacaktır gibi bir hipotez ortaya atıyor ve bunu savunmaya başlıyor. Tabii sonrasında bu hipotezin çok doğru olmadığı da ortaya çıkıyor. Çünkü Anna O. Beauer'in anılarına göre aslında tedavi olmuyor. Sadece o konuşmalar sırasında biraz rahatlıyor, daha fazla konuşmaya başlıyor. Ama tedavi bittiği noktada tekrardan hastaneye kapatıyorlar. Yani kalıcı bir terapi sisteminde olmuyor. Ama gene de burada çok önemli bir nokta var ki Anna O. ilk defa bu yapılan terapi tekniğine konuşarak tedavi isim veriyor. Talking Cure ismini veriyor. Ve bunun üstünden insanların içinde popülerleşmeye başlıyor. Yani insanlar konuşarak tedavi edilebiliyormuş. Olabiliyormuş. Bu mümkünmüş. İlla biyolojik bir şey yapmamıza gerek yok. İlla çok farklı bir şey yapmamıza gerek yok. Demek ki sadece konuşmada tedavi amacı taşıyor diyorlar. O yüzden popülerleşmesinde ve yayılmasında çok önemli bir yere sahip. Sigmund Freud ilk kez bulan olmasa da. Bununla beraber okyanusun diğer tarafında, yani Avrupa'da yükselen bir psikoterapi oluşumu varken okyanusun diğer tarafında Emmanuel Kilisesi adında bir kiliseden bahsediliyor. Bu kilise 1906 yılında rahipler hekimlerle birleşerek bir karara varıyorlar. Diyorlar ki insanlara biz artık tıbbi yöntemlerin dışında yardım edebilmeliyiz. Bu insanlar nevrotik diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar ama bu insanlara insan gibi konuşarak da yardımcı olabiliyoruz. O yüzden iki tane bu kiliseden çok önemli akademisyen insanlar birleşiyor. Diğer taraftayız, o dönem Boston'un da ki ünlü hekimler birleşiyor ve bir grup oluşturuyorlar. Bu grubun altında bir sistem var. Sistem şu ki kilisenin özel odasında eğer uygun bulunursa rahipler ve onların eğittikleri kişiler aracılığıyla gelen insanlara ahlaki yaşam, düzgün yaşam üzerinde bir vaaz veriyorlar, konuşma yapıyorlar. Nasıl ona ulaşabilecekleri, nasıl daha iyi yaşayabilecekleri hakkında. Tabii bu beklediğiniz gibi bayağı büyük bir tepkiye sonuç oluyor. Çünkü zaten rahiplerin bu
rasyonel terapi işine girmesi konusunda yargılar varken bir de üstüne eğittikleri halktan kişilerin olması Amerikan toplumunda büyük bir sarsıntıya yol açıyor. O dönemde olan bütün büyük bilim insanları bununla tartışmaya başlıyor. Gazetelere yazı yazıyorlar, tepki veriyorlar. Bunun olmaması gerektiğini söylüyorlar. Bazısı olması gerektiğini söylüyor. 1909 yılında hatta Emmanuel Piyasası yayın yapmak zorunda kalıyor. Şunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki bizim için her şey önce hekim kararından başlar. Ondan sonra bu uygun görülürse yaparız diyorlar. Fakat 1909 yılına gelince çok geçmiş oluyor. Çünkü rasyonel terapinin artık psikoterapi oluşturma ihtiyacı artmış durumda. Tamam, evet, Emmanuel Kilisesi onlar için ters bir durum, uygun bir durum değil. Ama bir şekilde halkta bir karşılığı var. İnsanlar psikoterapi aramaya başlamış, almak istiyorlar. Ve bunu öğrenmek için de bir sisteme ihtiyaçları var. Tam bu yıllarda açılan bölümler, okullar artmaya başlıyor, kanunlar gelmeye başlıyor ve 1910 yılında bir kanun da geliyor ve sadece psikiyatri hekimlerinin terapi yapabileceği bir sistem oturtuluyor. Bu sistemin içinde şu da enteresan bir nokta, Amerika'da 1909 yılında Sigmund Freud ziyaret ediyor Clark Hall Üniversitesi'ne ve orada bir sunum yapıyor. Sunumunu yaptıktan birkaç sene sonra baktığınızda Amerika'da bir anda bir sürü psikanaliz okulu oluşmuş ve bir sürü eğitim verilen hekim olduğunu görüyorsunuz. Bu da aslında o dönemin ihtiyaçları artınca insanların efektif bir çözüm arayışına örnek olarak görülebileceğini düşünüyorum. Şimdi bundan sonra tabii 1900 yılına geldik ve psikoterapi kavramı ortaya atıldı. Artık Amerika, Avrupa biliyor ve bundan sonra da doğal olarak bir sürü insan bunun efektif bir yaklaşım olduğunu bilerek daha da fazla, daha da efektif, daha da iyisini üretmek istiyorlar. Ve bu yüzden de yapılan çalışmalarda ben bunu 100 yıl olarak değerlendirdim. Çünkü tek tek bütün bu sistemlerin kendince ayrı bir tarihi var. Şurada görebileceğiniz sistemlerin. Özellikle 2011 yılında, yani bundan 100 sene sonra bulunan çalışmada 500'den fazla terapi sistemi var bugün baktığınızda. Her biri ayrı bir sistem, her biri ayrı bir yaklaşım. Ve bunu biraz tabii komik bir dille belirterek aslında bir orman savaşına, orman kanununa benzetmişler. Çünkü bu 500 sistem oluşuyor, sürekli yenileri geliyor, birçoğu da eskiyor ve bir daha kullanılmaz hale geliyor. O yüzden tarih aslında birbirine eriten ve sürekli geliştirilme çabasıyla giden bir psikoterapi halinde şu anda, bir yüzyıllık süreçte. Ve bunları incelediğinizde aslında 5 tane, 6 tane ekol buluyorsunuz. Evrimsel olarak inceleyen bir ikili, bir grup tarafından değerlendirmişler. Bunlardan ilki bahsettiğim Sigmund Freud aracılığıyla çıkan psikoanalitik ekol. İkincisi Amerika'da çıkan davranışçılık ekolü. Daha biraz daha inceleme ve bilimsel alana dayanmak da kendini övünen bir sistemdir. Üçüncüsü bunlara biraz daha tepki olarak çıkmış aslında varoluşçu insan odaklı sistemler. Yani tamam, siz çok derine gidiyorsunuz, çok insanı tedavi ediyorsunuz ama biz daha büyük bir bireyiz gibi bir yaklaşımdır. Yani varoluşçu insan odaklı sistemler ve sonrasında gelen 80'lerden 90'lardan sonra çıkan kişiler üstü psikoloji, aile sistemleri, feminist psikoloji, multikültürel psikoloji, çevresel psikoloji, sosyal yapısalcı, postmodernist terapiler. Yani aslında temel sistemlerin üstüne eklenmiş, ihtiyaçları karşılamak için olan sistemler. En sonda 2000'lerden sonra sosyal adalet psikoterapileri, yani insanlar arasındaki ayrımcılıkları anlamak ve bunları düzeltmek üzerine kurulu yaklaşımlar ve en sonda bütüncül, holistik de denilen birleştirici yaklaşımlar geliyor. Bunların hepsi aslında popüler ama her zaman şu ilk üçü diğerlerinden daha popüler oluyor. Bunlar çünkü altlarında bir sürü irili ufaklı bambaşka okullara da yol açmışlar. Mesela şuradaki davranışçılık ekolü zamanla bilişsel davranışçılık olarak birleşecek ve bambaşka küçük ekollere sebep olacak. Analitik de aynı şekilde dinamik ekolle beraber kendini devam ettirecek. Bununla beraber son zamanlarda şunun da tekrardan popüler olduğu ve entegratif terapistlerin, yani bütün hepsinden eğitim alan terapistlerin arttırdığı da görülmekte. Hocam özür dilerim. Şununla derken bütüncül birleştirici yaklaşımlardan değil mi? Evet. Bütüncül
birleştirici yaklaşımlar. Son 20 senede yapılan çalışmalar tekrardan birleştirici, yani birden fazla ekole bağlı terapistlerin arttığını gösteriyor. Biraz daha 80'lerdeyken şunların bir tanesini seçip, şu 3 okuldan birini seçip bunları biraz da fanatik gibi yaklaşarak tutmak istiyorlardı ama artık o eskisi kadar popüler değil. Şuna doğru gidiyor insanlar. Bütünce birleştirici yaklaşımlar. Yiğit Hocam, son 9 dakikamız. İsterseniz biraz toparlayın. Ondan sonra da soru belki alabiliriz. Ya da mesela Yaşar Hoca'dan yorum alabiliriz. Yaşar Hoca bitirmiştir yorumları. Gökhan'dan yorum alabiliriz. Evet. O zaman şöyle yapayım. Şu kısma kadar geleyim. Psikoterapi okullarından da bahsedeyim. Çünkü buradan kapatayım. Ondan sonra yorumlayalım. Olur mu hocam? Şimdi burada da bir de okullar üzerine yapılan çalışmalar var. Psikolojide sadece teoriler değil, aynı zamanda okullar da ayrılıyor. Psikoloji alanından, tıp alanından, psikiyatri alanından, sosyal hizmet, eğitim, hemşirelik, din görevlileri ve danışmanlık gruplarından aslında psikoterapist çıkabiliyor. Çoğu okul bunu kabul ediyor. Bununla beraber aynı zamanda 55 ülkede yapılan çalışmada da 16 ülkenin sadece yasal bir sınırlaması var psikoterapistlik hakkında. Daha çok çalışmalar ya da yasal sınırlandırmalar şu unvanlar üzerinden oluyor. Yani hemşirelik unvanıyla çalışmak, psikiyatri unvanıyla çalışmak, psikoloji unvanıyla çalışmak, psikolog unvanıyla çalışmak, bunlar belirleniyor. Buradan da kapatarak şunu söyleyebilirim ki buraya kadar gelen o uzun yolculuğumda aslında psikoloji, psikoterapi kavramı içinde bir sürü ilili ufaklı kültür barındırıyor. Yani farklı kültürlerin entegrasyonunu barındırıyor. Hem burada okuduğumuz okullar size bir kültürel altyapı veriyor. Hem burada aldığınız teoriler size bir kültürel altyapı veriyor. Hem de kendi öz kültürünüz, kendi anlayışlarınız, kendi tedavi kültürleriniz, hepsi sizin aslında psikoterapi kültürünü oluştururken birleştirdiğiniz kavramlar. En sonunda da bunu büyük bir sistemde birleştirerek terapist olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Benim dergünüm bu kadar. Devamına gelemeyeceğiz sanırım, yetiştiremeyeceğiz. O yüzden burada bitirebiliriz hocam. Evet Yaşar Hocam, yorumlarınızı alabiliriz. Çok teşekkür ederim öncelikle. Şimdi burada kültür dediğimiz konu ne kadar anormal ya da normal konusu, sorunu var. Şimdi bu sorunu nasıl açarızı tartışmak istiyorum. O da şu, ben kültürü eğer yetersiz, eksik, yanlış buluyorsam psikolog olarak, psikiyatr olarak bunu değiştirme becerim ve yöntemim olması lazım. Bunun stratejilerini de geliştirmem lazım fakat öyle kolay bir şey de değil. Bununla ilgili basamaklar çok uzun süreli ve stratejik önemi olan konular bunlar. O yüzden hatta politik psikoloji dediğimiz konuda acaba bu kültürü ortadan kaldırarak bir normal psikiyatri, normal psikoterapi yapabilir miyiz de düşünmemiz lazım. Çünkü kültür dediğimiz şey bizim ayak bağımızdır bazen. Onu vurgulamak istedim. Teşekkür ederim. Yiğit Hocam, yanıt vermek ister misiniz? Gökhan'dan yorum alalım. Ya aslında bir şey diyeceğim ben, hani Yaşar Bey'le aynı notu almışım burada. Biraz yorum farklılığımız var. Yani kültür bizde tabii kültür merkezi bir bakış açısı yaratıyor. Sonuçta değerlerimiz oradan oluşuyor. İyi, kötü, güzel, çirkin gibi. Normatif süreçleri bir yana koyuyorum. Hani ceza ile yaptırım altına alınmış olanları. Ama bence burada normal, anormalde patolojik ifadesi çok önemli. Yani çünkü patolojik bir davranış kültürden bağımsız normal ve anormal mi çok rahat karar verilebilir. Yani bireyin sürekli hezeyanlar yaşamasının herhangi bir kültürle doğrudan her zaman bağı yoktur gibi. Hani sesler duymasının gibi vesaire. Klinik vakalarda patolojik davranışları çok rahatlıkla ben günümüz psikologlarının ya da psikiyatrlarının çözümleyebildiğini düşünüyorum. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Burada araya girerek bir şey eklemek istiyorum. Ses alma dediğiniz için söyledim. Şimdi bu durum misal normal bir psikiyatriye ya da bana geldiğinizde, bir klinik psikoloğa geldiğinizde evet, hani şizofreni belirtisi oluyor. Ama bir de bazen şöyle insanlarla karşılaşıyorsunuz. Diyor ki ben ruhları duyuyorum. Rüyalarımda insanların öleceğini görüyorum.
bazen dedeler geliyor benimle konuşuyor. Şimdi bu kültürel olarak anormal karşılanmıyor. O kişi çünkü dokunulmuş, o kişi özel diyorlar. Ve o yüzden o kişiyi patolojik olarak değerlendirmiyor kültür. O kişi de kendini zaten patolojik olarak değerlendirmediği sürece bunun genellikle terapi arayışına girdiğini görmüyorsunuz bu insanları. Ama siz uzman olarak patolojik bir tavır diye değerlendiriyorsunuz değil mi Yiğit Hocam? Değerlendirmiyorum şahsen çünkü şöyle oluyor. Benim için patolojik olması için kişinin fonksiyonelliğine ciddi bir zarar vermesi, kendi istediği hayatı yaşamasına engel olması ya da duygusal, düşüncesel boyutta ciddi zorluklar çıkarması. Ama gerçekten hiçbir sorun yaşamadığını söylüyorsa benim zaten ona patoloji deyip dememem onu hiçbir şekilde değiştirmeyecek. Çünkü terapinin başlaması için o kişinin değişmek istediği bir yönü olması lazım. O olmadan yani karşılıklı belirleyicilik ilkesi burada işe koşulacak diyorsunuz. Evet. Anladım. Burada Yaşar Hocam'a bir cevap da verebilirsem şöyle diyebilirim. Kültürel olarak farklar insanların yani terapi içinde biz değiştirmeye çalışıyoruz ama aynı zamanda terapilerde biz insanların kültürel yapıya uyumlanmasını da amaçlıyoruz. Burada genellikle verilen örnek şu şekilde benim gözlemlediğim hocam. Misal biz Batı kültürlerinde, ben daha Batı kültürüne yakın bir insanım, bireyselleşmeye çok değer veriyorum. İnsan ayrı yaşamalı, ailesinden ayrı bir hayat kurmalı, kendi ayakları üstüne durmalı. Ama biraz daha doğuya gittiğiniz zaman tam tersi insanlar ailesiyle yaşamayı çok önemsiyor ve bunun olmamasını anormal karşılıyorlar. Şimdi bu durumda o kültürün içinde o isteğine götürmeye çalışıyoruz. Hani biz kendimiz o kişiye gidip de tek başına yaşamalısın önerisi verdik mi? Orada biraz tıkanıyoruz gibi bakılıyor. Ama tabii burada bazı şeyleri de değiştirmek iyi olabiliyor. Bazı toksik kültürel öğeler de olabiliyor. Mikro kültürler de belki. O şekilde düşünüyorum. Bir de bir hani ek yapmak isterim ama mesela psikoterapideki bu çeşitlilik var ya 500'ün üstünde yöntemin ortaya çıkması falan. Yani belki bazı insanlar açısından konuyla ilgilenen şey gibi gözükebilir. Hani işte yapıyorlar hiçbir şey ulaşamıyorlar, bir hemfikir değiller vesaire. Ama ben bunu psikolojinin çok genç bir bilim olmasına bağlıyorum. Henüz çok yolun başında yani psikoloji. Yani zamanla daha kuvvetli ekoller oturacaktır. Yani vazgeçilmez olan daha eklektik bir yaklaşım ortaya çıkacaktır. Dediğiniz gibi onlar da popülerleşiyor zaten. Genelde daha eklektik olmaya başlıyor çoğu terapi şu anda. Evet. Sayın katılımcılar, değerli Yiğit Hocam, son iki dakikamız. O yüzden burada kapatmak zorundayız. Yaşar Hoca'ya söz verecektim ama iki dakikada kapanacak. Yiğit Hocam, şunu söylemek istiyorum. Hasta odaklı ya da müracaat eden odaklı olmak en iyisi. Onun dediği doğrudur dan sapmamız gereken kısım bir, hukuki bir sorun varsa, ikincisi zarar söz konusuysa, öbür türlü durumlarda hasta ne diyorsa odur demek daha doğru gibi geldi bana. Teşekkür ederim. Evet. Bazen konfronte etmeyi de öneriyorlar, karşılaşmayı da öneriyorlar. O da gerektiğinde ama genellikle onları dinlemek, yani gelen kişiyi dinlemek en önemlisidir hocam. Katılıyorum. Peki değerli Yiğit Hocam, değerli Yaşar Hocam, Gökhan Hocam, Zeycan Hanım, diğer katılımcılar çok teşekkür ediyoruz. Burada noktayı koyuyoruz. Süremiz doldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yiğit Hocam başta olmak üzere çok güzel bir sunumdu. Çok faydalandık. Hocam bize daha sonra da konuk olun lütfen. Bunu saymıyoruz. Evet, göre. Biz devamını bekliyoruz. Lütfen yani, yaparsanız çok memnun oluruz. Haftalık seri bile yapabiliriz bundan yani Ulaş Hocam. Aynen. Ben çünkü Yiğit Hocam'a daha önce söyledim. Buradan kendi övgümü ileteyim. Ben Yiğit Hocam'ın çok iyi bir klinik psikolog olduğunu, tavrının buna çok yakıştığını söylüyorum. Yani onu da görmek istiyorum ben başarılığını. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için.